Geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Bugün yayın saatimizde bir değişiklik yaptık. Gündüz yayınında sizlerle birlikteyiz. Hemen başlayalım. Saray Sevdası Kıbrıs'a geçiş yapmış bildiğimiz kadarıyla. Kıbrıs'ta Evet. nerede yapılıyor bu saray? Yapılacak mı? Ne oluyor? Hiç bilmiyorum, duyduydum. 15 Kasım'da Erdoğan buraya geldiğinde Ersin Tatar'a da bir saray külliye yapmaya karar vermişti. Kıbrıslar yadırgadı, garipsedi. Bir eksiğimiz saraydı burada da diye tepki verdiler ama sonra ne oldu bilmiyorum. Bir yer belirlendi falan. Öyle saray sevdalısı bir Erdoğan var karşımızda. Yani Beştepe'nin alanını düşünecek olursak eğer ve yapılan yazlık sarayları da düşünecek olursak o metrekarelerde Kıbrıs'ta nerede ne yapılacak? Hani gerçekten çok soru işareti. Ben şunu söyleyeyim, yani külliye saraydan önce Kıbrıs'ta her gün saatlerce 10 kere cereyan kesiliyor. 2022 milattan sonra ve dünyanın en zengin enerji havzalarına 100 kilometre mesafede. Ama her gün 10 kere bütün gazetelerde haber, 40-45 derece sıcakta, bunun buzdolabı var, ilacı var, eczanesi var, turistik tesisleri var, klimalar var. Cereyan kesiliyor. Rum'dan elektrik alıyorlar. Su Türkiye'den geliyor. Suyun bir kısmı boru yeterli olmadığı için Türkiye'den gelen su denize dökülüyor. Yani külliyeye yolların halini falan bir görseniz, yani insanın utanması lazım, acıması lazım ama öncelik külliye tabii ki Orta Doğu'da. Cem Bey hep böyle miydi Kıbrıs? Bilmiyorum, ben son zamanlarda burada biraz vakit geçirmeye başladım. Yani gördüğüm kadarıyla problemi çözmeye yönelik bir şey de yok. Bir de alışılmış. Türkiye yapsın, Türkiye yapsın. Türkiye yapıyor ama katkı da bekliyor. Ama buradan katkı gelmiyor. Mesela su geliyor, burada boru yok. Veya suyu kimin kaça satacağının kavgası çıkıyor. Elektrik kurumu tamamen bir rezalet, bir tekel. Çözüme yönelik hiçbir şey yok burada. Onun için Rum külliye, tarafında durum nasıl? Avrupa Birliği'ne üye oldukları için, biraz da zihniyet farkı olduğu için böyle sorunlarla yaşamıyorlar tabii. AB'den sağlam para gelmiş, onu şey yapmışlar, yatırıma çevirmişler. Yani burada ambargo olması bahane olarak da kullanılıyor. Çünkü ambargoya rağmen yapılabilecek o kadar çok şey var ki, ama onların da hiçbiri yapılmıyor. Dolayısıyla yani külliye komik, buradakiler bile yadırgadılar durumu. Ama Erdoğan yapacağım dediyse yapacak işte. Ya, yapar herhalde. Yapsın, ne olacak? Ne dedi de yapmadı diyorsunuz. Biz O evet, o çok kullanıldı orada. Kesip aldılar benim söylediklerimi. o Hayatımda bir kere trend topik oldum Twitter'da. O da o AKP'liler o bölümü kapıp yaydıkları için ama önünü arkasını kestikleri için hani Neydi adam demiş, sizin tam olarak cümleniz? sözü abdestsiz namaz kılmayın demiş adam. Abdesti kesmişler, namaz kılmayın dedi diye yaymışlar adamın söylediğini, linç etmişler. Orada Halk TV'de konu şuydu: ya bu seçmen bu adamın her söylediğine nasıl inanıyor arkadaş? Hatta işte Ay'a dört şeritli yol yapsak inanacak seçmenimiz var demişti damadı. Ben de o konu öyle açılınca başında dedim. Dedi evet öyle diyor ama şimdi bir de onun seçmeninin yerine koyun kendinizi. Onlar için önemli olan Taksim'e cami yapacağım dedi, yaptı. İşte şimdi bunu da kullanırlar kesin. Ayasofya'yı açacağım dedi. Yok köprü yapacağım dedi. Yok Körfez, yok Çanakkale, üçüncü köprü falan. Şimdi sonrasında da cümlenin dedik ki
Yani yarın bir gün çıkıp da meydanlara lan bu ekonomiyi de ben düzeltirim dese buna da inanacak seçmeni var. Ama işte ben orada hani yaptıklarını sıraladığım kısmı almışlar. Vay Halk TV'de Cem Toker neler dedi Erdoğan için diyor. Bana kadar düşmüşler, o kadar çaresizler. Zavallılar. O kadar çaresiz. Cem Toker'in söylediğine bakalım kadar. Bakalım bu bölümü. Peki, şimdi önce ekonomiyle ilgili konuşmak istiyorum. Bu hafta biliyorsunuz bir ekonomide şu var, IMF desteği damgasını vurdu. Ve Nebati'nin ÖTV itirafı geldi. Şimdi IMF'den destek mi geldi, borç mu aldık, kendi payımızı mı aldık? Hayır, IMF'den para almadık diyor. Ama IMF'den sonuçta bir para geldi. Ne diyorsunuz? Şimdi Covid döneminde IMF 650 milyar dolar bir tahsisat ayırdı bütün ülkeler için. İsteyen gelsin kullansın diye. Türkiye'nin IMF sermayesindeki payı da 0.98. Yani %1'in biraz altında. Onun için 650 milyarın da 0.98'i 6.3 milyar dolar ediyor. Yani gerekirse bu parayı kullanabilirsiniz diye bir para ayrıldı. Yalnız ben son baktığımda IMF'nin sitesinde Türkiye'nin böyle bir parayı kullandığını görmedim. Yani bakan olduktan sonra Nebati ilk defa doğru bir şey söylüyor olabilir. Çünkü hani Türkiye saklasa IMF sitesi hile hurda yapacak değil. Türkiye para aldıysa o yayınlanır. IMF'nin sitesinde şu anda o tahsisattan kimlerin ne kullandığı var listesi. Ama ben orada Türkiye'ye rastlayamadım. Ama konu IMF'den açılmışken sizin programda da söyledim mi bilmiyorum. Türkiye bir döviz darboğazında, para kaçtı. İşte dövizin fiyatı ortada. Ve Türkiye dışarıdan borç para arıyor. Benim nesline de IMF bir felaket gibi öğretildi. Halbuki IMF'ye gitmemek aptallıktır. Yani gidip de Londra'da yurt dışında tefeciden yüksek faizle borçlanacağına, IMF'nin kurallarını, disiplinini, mali disiplinini, bütçe disiplinini, harcamalarını zaptı rapta alarak IMF'den düşük faizle borçlanmak gayet akıllıca bir harekettir. Bunu Pakistan'da yaptı, Mısır'da yaptı, Yunanistan'da yaptı, Arjantin'de yaptı. Yapan ülkeler var. Kore yaptı. Kore bile bugünkü haline gelirken IMF borçlarıyla geldi. Sonra onları katma değerli yatırımlara, dünya markalarına çevirdi. IMF'ye borcunu ödedi. Şimdi aslanlar gibi güçlendi, zenginleşti. Onun için IMF'ye gitmek ayıp değildir. Gitmemek enayiliktir. Ama keşke ülke öyle bir yönetilse ki IMF'ye gitmek zorunda kalmasa. Onun için yani Türk milleti de bu klişelere inanıp IMF bize dayatır, canımızı okur, felakettir, sömürür falan, bu hikayedir. IMF kimsenin ayağına gitmez, gel ben sana borç para vereyim falan diye. Ülkeler gider IMF'nin ayağına, ben çarkı çeviremiyorum, bana yardım et diye. Onun için eninde sonunda Türk milleti bir borç alınacak, borç para alınıyor zaten. Yurt dışından borç bulunmaya çalışılıyor. Bu borcu da Türk milleti vergileriyle ödeyecek. Bunun faizini de Türk milleti vergileriyle ödeyecek. Onun için madem borçlanacaksın, mümkün olduğunca düşük faizle borçlan ki milletin cebinden daha az vergi çek. Yani Türk milleti bu benim anlattığım versiyonu da bir değerlendirsin. Ha diyebilir ki yok arkadaş biz fazla veririz ama IMF'ye gitmeyiz. Bu kafada çoğunluk böyle düşünüyorsa böyle. Ama benim tavsiyem Türkiye'nin ciddi bir disipline girip bu israfı, hazine garantili saçmalıklardan, yok dev projelerden, atıl dev projelerden, zamansız gereksiz dev projelerden vazgeçip disiplinli bir şekilde IMF ile oturup konuşmasını ben tavsiye ederim.
Şimdi IMF ile ilgili diyorsunuz da Türk milletinin işte hani kötü düşünceleri vardır her zaman için. Evet, IMF'ye her zaman için ödediğimiz yüksek faizler var. Bunun dışında da IMF'de özellikle Kemal Derviş politikaları bünyesinde hep şöyle bir anekdot vardır özellikle bankacılar arasında. Bankadaki çaycılar, güvenlik görevlileri işten çıkarıldı. Müşteri temsilcileri gelen müşterilere çay kahve ikram etmeye başladılar. Biz de bu sistemi IMF yetkililerine anlatamadık. Yani IMF'nin bakış açısıyla Türkiye'nin böyle alışkanlıkları, tüketicinin davranış biçimi uyuşmuyor denilir. Ne düşünüyorsunuz? Yani nasıl uyuşacağız peki? Bir de en önemlisi de hep yüksek faizlerle geri ödeme kısmı var. Ay, yüksek olur mu? Tefeci faizinden daha düşük faiz. Şimdi siz gidip de şahsen borca borç paraya ihtiyacınız olsa mahalledeki tefeciden mi alırsınız? Yoksa gidip daha düşük faizli bankadan mı alırsınız? Bankada size bakar, işin ne, maaşın ne, harcaman ne, kiran ne? Ondan sonra size bir hesap yapar, sana bu kadar kredi verebilirim. Ve nispeten de piyasadaki tefeci faizinden daha düşük faizle borçlanırsınız. Bu bir. İkincisi, tabii ki IMF gelip de senin kültürel şeyini, şimdi senin kültüründe 70'lerde, 80'lerde Türkiye'yi yönetenlerin yaptığı gibi 35-40 yaşında insanları emekli ediyorsan, onu adam da gelecek, etme kardeşim diyecek. Dünyada böyle bir saçmalık yok. Bunun altından kalkamazsın. Bu benim kültürüm. Ben tembel bir kültürüm. Bir de oy lazım bana. Onun için milleti 35-40 yaşında emekli edeceğim. Edersen 90'larda IMF'nin kapısında yatarsın bana borç ver diye. Siz IMF'de sorun bakalım, geldiğinde Kemal Derviş orada çalıştı. IMF'de çaycı diye bir şey duydunuz mu acaba? Herkesin kettle'ı vardır. IMF müdürünün bile kendisi yapar ya da sekreteri dışarıda yapar. Çaycı ne ya? Getir götürcü ne ya? Böyle saçmalıklar olur mu? Ondan sonra 70'lerde yine o için, popülizm için kim ne veriyorsa ben 5 fazlasını veriyorum. Ver abi, al oyu. Ondan sonra 70 sente muhtacız de. Ondan sonra git IMF'nin kapısında yat. Adam da geldiği zaman size yok senin kültürün öyle böyle, yok öyle bir şey. Bir tane gerçek var işte. Gelirin giderin. Dünyanın her yerinde. Hane evlerindeki aile bütçeleri de aynı şey. Gelirinle giderin. Ekonomilerde de, ülkelerde de gelirinle giderin. Bunun arasında çok büyük bir şey varsa ya borçlanacaksın ya giderlerini kısacaksın. 70'lerin kim ne veriyorsa ben 5 fazlasını veriyorum kafası gitti. Şimdi itibardan tasarruf olmaz kafası geldi. Bunun sonu, eninde sonunda IMF'dir. Ben size söyleyeyim. Bu çark dönmeyecek. Ya da gideceksin Arap kabilelerinden işte 10 milyar ver, 20 milyar ver, ben de sana fabrika vereyim, efendim sahillerde hazine arsalarını vereyim, ormanlarımı vereyim, fabrikalarımı vereyim diye gideceksin. Ya tercih Türk milletim, bana ne? Ben iki tane seçenek sunuyorum. Keşke gitmek zorunda kalınmayacak bir şekilde bir ekonomi yönetimi olsa. Ama o kafa yok. Hala konvoyları görüyorsunuz, makam araçlarını görüyorsunuz. Şimdi IMF gelip de 150 bin makam aracını 10 bine düşür dediği zaman ne? Aa, bizim kültürümüz, müdür bey otobüse binemez, kendi arabasıyla gelemez, ona ele ele Passat masat veremeyiz, Mercedes vereceğiz derseniz de onun da bedelini Türk milleti ödüyor, zaten ödeyecektir. Şimdi Katar'dan 20 milyar dolar geleceğine dair iddialar var, ortaya çıktı dediniz ya, Arap kabilelerinden para istenilir diye. Bu şu anda mı geliyor? Yani bu ziyaretler, Prens'le yapılan görüşmeler sonuç mu verdi AKP açısından? Türkiye ekonomisi için değil tabii de AKP için sonuç mu verdi? Yaptıkları pazarlıkları bilmeme imkan yok. Böyle rivayetler dolaşıyor işte. Suudi Arabistan'dan o gelecek, Katar'dan bu gelecek. Ama ben size bir şeyin adı, bir şeyi bilmediğimi bilmiyorum derim. Ama bir şeyi garanti edebilirim. Amerika, Suudi Arabistan veya Katar'a Türkiye'ye kuruş vermeyeceksin derse vermezler. Bir de bu gerçek var.
İkincisi IMF'ye gittiğiniz zaman bile doğru biliyorsam katsa yaptırımlarının içinde bir onay var. Uluslararası finans çevrelerinden borç alabilmek. Çünkü katsa yaptırımları hala geçerli. Onun için yukarı tükürsen sakal, aşağı tükürsen bıyık mıdır? Nereye? Öyle bir laf vardır. İkilem içinde Türkiye. Ve Arap da size 10-20 milyar doları verdiği zaman karşılığında ne vereceğini de bilmek istiyorum. Bunu toplumdan gizleyecekler mi, saklayacaklar mı, ne yapacaklar bilmiyorum. Öyle Türkiye'nin, Erdoğan'ın kara kaşı, kara gözü için daha geçtiğimiz birkaç sene önce alçaklar diye, darbenin finansörü diye hakaret ettiği bu Arap kabilelerine kardeş sıkıştıysan gel bende var vereyim sana diyeceklerini zannetmiyorum. Peki şimdi Katar yani ve Amerika'yı söylediniz. Yani Amerika kuruş verme derse vermezler dediniz. Soçi zirvesi sonrasında bizim önümüze Erdoğan ve Putin arasında bir yakınlaşma ortaya çıktı. Hatta Akkuyu için Erdoğan dedi ki ben gideceğim incelemelerde bulunacağım. Putin'e bilgi vereceğim dedi. Şimdi Cumhurbaşkanı niye Putin'e bilgi veriyor? Yani bunu yapmak Cumhurbaşkanı mı düşüyor? Bunu bir sormak istiyorum. İkincisi de Akkuyu'da neden Türkiye birden yapılan anlaşmalar ortadan çıktı ve işlevsizleştirildi? Rivayetler var. Biz o konuşmaların içeriğini bilmiyoruz. Ama rivayetin altını çizerek söylüyorum. Rivayetin içeriği şu. Türkiye'nin Putin'e Akkuyu'da çalış dediği Türk şirketlerinin hem performansı yeterli değil hem de Putin'in dediğine göre devamlı kazıklanıyoruz. Ve teknolojik bilgileri de yeterli değil. Şimdi Dünya Atom Enerji Kurulu da Akkuyu'nun inşaatını denetliyor. Ve o bir, kim bilir kaç milyon ton beton dökülecek oraya. O betonun dökülmesinin bile bir teknolojisi varmış. Öyle ben hani Türkiye'de yol yapıyorum stabilize şey öyle bir beton değil. Apartman betonu değil. İçinde zerre kadar hava kabarcığı olmaması gereken. Belli bir yükseklikten belli bir şekilde ben anlamam o işlerden ama duyumlarımı söylüyorum. Yani bu teknik yeterlilik sorunu varmış. İkincisi Putin'in ben bu işten kazık yiyorum gibi bir sorunu varmış. Erdoğan herhalde bu işe sokaktaki şirket girmedi. Herhalde iktidarın Erdoğan'ın oluru olmadan böyle 22 milyar dolarlık bir yatırıma bir şirket kolay kolay giremez. Onun için Erdoğan herhalde bunları araştıracak. Yani bölgeye gidip de ne görecek, ne anlayacak orada. Ayağına çağıracaktır şirket yetkililerini, mühendislerini. Ona göre bir şey yapılacaktır. Şimdi Putin'le ilgili yakınlaşmaya gelince benim gördüğüm bu Şubat'ta Ukrayna Savaşı başladığı zaman NATO yetkilileri, subaylar, askerler, emekli generaller falan Amerika'da, Avrupa'da, Brüksel'de, Washington'da falan televizyon programlarında şunu diyorlardı. Ya bu Putin'i zaten Putin orada duvara tosladı işte Kiev düşmedi, çok ağır zayiatlar verdi, tam bir fiyasko oldu, madara oldu oralarda falan. Fakat o zaman diyorlardı ki ya bu Putin'i böyle tamamen çaresiz duruma getirmeyelim. Bir yerden boşluk bırakalım, kendini çaresiz hissetmesin. Çünkü adam arıza, yarın bir gün gider Polonya'ya bir füze atar, Romanya'dan gelen bir konvoya füze atar, NATO üyesi onlar. Ve başımıza daha büyük bir bela olabilir. Onun için bu adama bir nefes alabileceği bir boşluk bırakalım, bir delik bırakalım. Bence o delik Türkiye. Dikkat ederseniz ne NATO'dan ne Avrupa Birliği'nden ne Amerika'dan Türkiye ekonomik yaptırımlara uymadığı zaman hava sahasını kapatmadığı için falan böyle ciddi sert eleştiriler gelmedi. Evet. Onun için hem Putin Türkiye'ye muhtaç, Erdoğan'a muhtaç, Erdoğan da Putin'e muhtaç. O çerçevede bir yakınlaşma var ama bu yakınlaşma ne kadar Batı buna yeşil ışık yakar,
tepkisiz kalır. Onun şeyini bilmiyorum, düzeyini bilmiyorum. Çünkü Batı'da çıkan makalelerde Putin'in, bu makale değil, şöyle söyleyeyim. Putin-Erdoğan-Soçi görüşmesinden bir iki gün önce Ukrayna istihbaratı bir yazışmayı ele geçiriyor. Ve bunu Amerika'daki haber kanallarına yayıyor. Washington Post da bunu haber yaptı. Ben de o haberi okudum. Putin'in talepleri ne olacak? Bu ekonomik yaptırımlar beni sıkıştırıyor. Onun için bankacılık sektöründe bana kolaylık gösterin Türkiye'de. Bu muhabir banka şubeleri açmama izin verin. Rafinerilerde ve diğer enerji tesislerinde Rusya'yı ortak edin. Belki ya, o yaptırımların etrafından dolaşarak gazını, petrolünü falan satabilir. Bir de Rus sanayisi çok ağır şey aldı, hasar aldı. Bu konuda da Türkiye ile işbirliği yapmaya çalışabilir. Mesela otomobil üretimi, beyaz eşya üretimi falan Rusya'da batıdan ithalata dayalı üretim sektörlerinde %85'lere kadar varan, 90'lara varan üretim düşüşü var. Onun için şu anda ikisi de birbirlerine muhtaç. Bu ilişkiler içinde de batı bir kısmına şimdilik göz yumuyor. Nereye kadar, ne kadar göz yumar onu bilemem. Ama bu bazı konularda da Türkiye yeşil ışık yakarsa Türkiye'ye de ekonomik yaptırımların söz konusu olabileceği o makalenin içinde geçiyordu. Peki yine ekonomiyle devam edelim. Bakan Nebati'nin ÖTV indirimi, ÖTV artırımı itirafı geldi Kemal Kılıçdaroğlu. İşte araç almayı seçimden sonra ikinci el parasına yeni araba alacaksınız demişti. Şimdi bu burayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ekonomi yönetiminin, Bakan Nebati'nin bu açıklamaları yani bir devlet ciddiyetine yakışıyor mu? Yani ne yapmaya çalışıyorlar? Şimdi önce genel bir cevap vereyim. Bu sabah bir aklıma geldi, uyanınca bir tweet attım. Dedim ki sorun Türkiye'nin fakirliği, sefaletinin, paranın kaçmasının nedeni Türkiye'de ekonomik değil. Onun için Nebati'nin söylediklerini önemsemeyin. Çünkü sorun ekonomik değil. Sorun rejim sorunu, sorun hukuksuzluk sorunu, sorun para sahiplerinin, sermayenin, yatırımcının önünü görememesi sorunu. Sorun Erdoğan'ın yarın sabah kalktığında acaba kafasından ne geçip de ne diyecek de benim şirketim, sektörüm, yaptığım dış bağlantılarım, döviz birikimim, ithalatım, ihracatımı nasıl etkileyecek endişesi. Dikkat edin, para zaten ekonomik kriz başlamadan önce Türkiye'den kaçmaya başladı. Yani bunun gayet basit ispatı. Onun için Nebati onu demiş, bunu demiş, ekonomik tedbiri almış, yok Tanzim satış mağazası açmış, yok kooperatif Tarım Kredi Kooperatif devlet bakkallarında et ucuzlayacakmış falan. Bunların hepsi hikaye. Bunların hepsi Türkiye'nin sorununa yara bandı tedavisi. Onun için bu benim genel bakışım. Ha, şeyi söylediğine gelince, söyleyin adını, Nebati'nin ÖTV ile ilgili söylediğine gelince, Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten zihniyetin israfı, harcamaları, efendim lüks şaşaları, her şey dahil ve gerekli masrafları da dahil Türkiye'yi yönetmek için bu adamlara x miktarda para lazım. Değil mi? Kasaya bu kadar paranın girmesi lazım. Ama bunlar şimdi şey olduğu için, seçimde yaklaştığı için, boncuk dağıtmaya da başlayacakları için bu para yetmiyor. Şimdi siz bir yerden bu parayı işte yarın bir gün EYT kararnameyle diyelim ki emekli yaşa takılanlara dağıtmaya başladı. Veya işte öğrencilerin faizlerini sildim dedi, bunun maliyeti bu kadar. Sektörleri canlandırmak için bilmem 100 milyar mı ne teşvik vereceğim. Yok kur karılmalı mevduata hazineden bu kadar milletin vergilerinden alıp buraya milletin banka hesabına para yatıracağım falan. Demek ki sizin harcamalarınız arttı. Yani
bir yerden kıstığınız zaman bir yerden arttırmanız lazım gelirinizi. Onun için Nebati doğruyu söylüyor. ÖTV'yi arttırmak içlerinden geçiyor. Bunu siyaseten yapabilirler mi, yapamazlar mı onu bilmiyorum. Ama ek bütçe nedir? Ek bütçe getirdiler yılın ortasında, yıllar sonra bilmem 20 küsur sonra. Ek bütçe daha fazla vergi toplayacağım milletten demektir. Evet. Tamam, ek bütçe yapan bir ülke değil mi? Giderlerim arttı, gelirimi de arttırmam lazım diyerek ek bütçe o demektir. Demek ki nedir ek millet şeyin geliri, devletin geliri? Vergilerdir. Onun için vergilere zam yapılması ek bütçe yapılan bir ülkede gayet normal bir şeydir. Yani ben yadırgamıyorum orada Nebati'nin söylediğini. Peki. Şimdi emeklilere promosyon verildi. Bankalar yarışa girdi. Hatta en son 7250'ye bir banka çıkarıyorum promosyon ücretini. Duyduğumuz en son limitti bu. Ama kaça çıkarmış? 7250. Çok güzel. Rekabetin işte önemi. Ama şu da var, haciz geliyormuş. Bunun tartışmaları başladı. Borcu olanlara, emekli maaşlarına haciz geliyormuş promosyonlara. Maaşa değil, promosyona geliyor. Promosyona haciz geliyormuş. Tamam. Şimdi de deniliyor ki normalde emekli maaşına hukuken haciz gelemez. Ama buna promosyonlara neden getiriyorsunuz? Bu yasal. Promosyon emekli maaşı değil. Promosyon devlet vermiyor ki, banka veriyor. İşte burada büyük tartışmalar var. Emekliler de diyorlar ki işte bir nefes alacaktık. Ne yapıyorsunuz? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ben yani üzgünüm ama normal bir şey. Ya havadan bir para geliyor. Ama bu kişinin de bir yerlere borcu var. Yani birisinden borç almış, harcama yapmış. Ama bankaya, ama bir şahsa bu havadan gelen paradan da adam bir dakika abi, bana borcun var yani benim paramı aldın harcadın ben de paramı bekliyorum diyen birileri var herhalde. Onun için emekli maaşına haciz gelmesi yanlıştır ama bankanın verdiği o promosyon havadan gelen paraya haciz yanlış bir şey değildir benim açımdan. Peki şimdi en son konulardan birine geçelim. CHP gerekirse seçimde yapay zeka kullanacak. Siz bütün bu seçim güvenliği, seçmen sandıkları, CHP'nin son açıklaması, YSK'nın DSK'da olmayan veriler bizim elimizde var açıklamaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir de yapay zeka kullanımı hani seçim sistemine nasıl entegre edilebilir? CHP mi kullanacakmış yapay zekayı? CHP önce doğal zekayı kullansın. 200 bin sandığa sahip çıksın diğer ortaklarıyla birlikte. Şimdi yaptığı doğru bir şey. Seçmen listeleri çok önemliydi. Çünkü bu seçimde en büyük rolü, Erdoğan'dan daha büyük rolü İçişleri Bakanı Soylu üstlenecek. Yani seçimde pek çok konu ona bağlı polisin kontrolünde. Yani seçim günü bazı sandıklarda diyelim kavga çıktı veya daha sonrasında sandıklar kapandıktan sonra o çuvallar ilçe seçim kurullarına falan polis eşliğinde götürülecek. Onun için polise dolayısıyla Soylu'ya çok önemli rol düşecek. O yüzden şey de var, eski CHP'li Haluk Pekşen'in iddiaları var. 2,5 milyon kadar seçmenin hayali olduğuna dair elimde belge var, kanıtlar var. 2017 referandumunda bunlara olmayan insanlara oy kullandırıldı iddiaları var. Onun için CHP'nin şimdiden seçmen listelerini alıp da karşılaştırması gayet iyi bir şey. Bürokrasiden bilgi sızıyor mu? Sızıyor. O da AKP'nin problemi. Onların memuru, devlet onların kontrolünde. Sızdırmasınlar. CHP bunları ele geçirdiyse demek ki geldi. Gidip de gizlice YSK'dan veya bir kurumdan yürütmediler. Dolayısıyla evet, seçmen listeleri çok önemli. Türkiye'de kaç seçmen olduğu, bunların kimler oldukları, bunların adresleri. CHP bunu tek başına altından kalkamayacağını 2018 seçimlerinde gösterdi.
ortaklarıyla birlikte hem pusulalara sahip çıkma, hem sandıklara sahip çıkma, hem seçimden önce hem seçimden sonra. Bunu mutlaka yapmaları lazım. Yani ben bunu yıllardır dile getiriyorum. Çünkü seçmen sayısı, seçmenlerin adresleri, kim oldukları, mesela Suriyelilerin kaçına vatandaşlık verildiği, hangi kritere göre verildiği, bu belli mi Türkiye'de? Kim alabilir, kim alamaz? Şeyden bahsetmiyorum, ev alanlardan bahsetmiyorum. Ama Türkiye'ye sığınmacı olarak gelmişler, yabancılara vatandaşlık verilme kimin yetkisinde? O da Süleyman Soylu'ya bağlı bakanlığın yetkisinde. YSK'ya seçmen listelerini kim verecek? Süleyman Soylu'ya bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü falan var. Yani dolayısıyla bu konu çok önemli. Belki de en hayati konulardan biri. Onun için CHP doğruyu yapıyor bu konuların üstüne giderek. Diğer ortaklarıyla birlikte umarım yani yapay zekayı falan bıraksın da işte demin dediğim gibi doğal zekayla yapılması gerekenleri yapsınlar. Sonra sistem çöktü, Atağlan Üsküdar'ı geçti, adam kazandı muhabbetine girmeyelim seçim gecesi. Şimdiden bunu dile getirmesi doğru muydu, CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun bu konuyu açması doğru muydu? Doğrudur, tedirgin eder. Yanlış yapacak bürokratlara bir gözdağı olur. Kanunsuzluğa karışacak memurlara, bürokratlara. Onun için daha şimdiden bütün kapıları kapatsın. Ne yaptı bu ikinci hamlesi? Doğru hatırlıyorsam Sadat'ın kapısına gitti mesela. Seçim olaylar olabilir, olmayabilir diye. Yani proaktif bir şey olmadan önce tedbirini almak. Kendisi ön hamleyi yapmak, gündem belirlemek gibi. Bu yaptıkları çok doğru. Ama arkasında durup devamını da getirmesi lazım. Peki. Şimdi yine gündemimizde, hatta bugün de konuşuluyor. Putin, Erdoğan'ın Suriye rejimiyle iletişime geçmesini istiyormuş. Çavuşoğlu da dedi ki ayaküstü Suriye Dışişleri Bakanı ile bir görüşmem oldu dedi. Putin de işte Erdoğan'da yetkililerimiz hani iletişimdeler dedi ve Putin'in böyle bir isteği olduğunu da açık açık dile getirdi Erdoğan. Şimdi bu çok garip değil mi mesela? Erdoğan Putin'in böyle bir isteği olduğunu neden dile getiriyor ve kime mesaj veriyor buradan? Gündüz de hatta hep VTR'lerde, sosyal medyada gördük. ÖSO'da bir işte Türk bayrağı dahi yakılmış, böyle gösteriler başladı. Yani Esad olma yoluna mı girdi? Ne diyorsunuz? Esad olma yoluna mı döndü? Şurada arasam 2-3 sene önce yazmıştım ben yine Esad olacağını. Hata bir kere Batı politikasını değiştirdi, Türkiye değiştirmedi. Esad'la ilgili daha 7-8 sene önce, 8 sene demeyeyim, tabii diyebilir miyim? O 2016, 6 sene diyeyim. 6 sene önce Batı politikasını Esad'a karşı değiştirdi. Ama Türkiye inadında ısrar etti. Türkiye'nin böyle bir sorunu var. İnatlaşma ve burnundan kıl aldırmama. Daha çok Erdoğan'ın sorunu bu. Ondan sonra ta ki şey gelene kadar, yumurta kapıya dayanınca da tam bir tornistan yapıp medya gücüyle seçmenine de bunu başarı gibi yedirmek. Suudi Arabistan için söyledikleri ortada. Birleşik Arap Emirlikleri için söyledikleri ortada. İsrail için söyledikleri ortada. Yani tornistan, dön babam dön, dön babam dön. Bu arada da olan Türkiye'ye oluyor. Ve çok ağır bedeller ödüyoruz bu yanlış politikadan dolayı. Ama eninde sonunda Esad devrilmeyeceğine göre, Birleşmiş Milletler'de de hala üye olduğuna göre, o ülkeyi de Esad'ın atadığı büyükelçiler temsil ettiğine göre ve Suriye'nin sınırları içinde Türkiye'yi ilgilendirmez ama güvenliği açısından ilgilendiren bir konu olduğuna göre ama seve seve, ama söve söve
Esad'la görüşülecek. Bu iki kere iki dört. Ha, Erdoğan bunu nasıl yapar bilmiyorum ama işte ya Fuat Oktay gider görüşür ya ben Esad olsam Erdoğan istiyorum o gelsin derim. Ondan sonra merhaba benim adım ne duyamadım söyler misiniz diye konuşmaya girerim. Sisi'yle de aynı durum. Bekleyin Mısır'la da ilişkiler düzelmesi için zaten alttan hamleler başladı. Dolayısıyla enteresan bir şey o. Soçi görüşmesinden sonra yayınlanan bildirgede bunu siz de fırsat buldukça sorun konuklarınıza ben cevap alamıyorum. Efendim teröre karşı Putin'le ortak işbirliği ve dayanışma falan koordinasyon eşgüdüm meşgüdüm çok güzel cümleler var orada teröre karşı. Evet. Hadi şimdi otursun Putin'e bir parça kağıt verin, Erdoğan'a bir parça kağıt verin, birbirinize bakmayın deyin yazdıklarını. Putin Suriye'de kimleri terör örgütü gördüğünü yazsın, Erdoğan da kimleri terör örgütü gördüğünü yazsın. Bir de Esad'a soralım terör örgütü kimlerdir diye. Bakalım Erdoğan'ınkiyle bir tanesi, onların yazdıklarının bir tanesi uyuşacak mı? Uyuşmayacağını garanti ederim. Biz ne terör kavramında, ne terörist kavramında, ne terör örgütü kavramında, ne NATO'yla, ne Avrupa Birliği'yle, ne İsveç'te, ne Finlandiya'yla, ne Amerika'yla, ne Rusya'yla, ne Esad'la aynı düşünemiyoruz. Bizim önce oturup bu noktada bir ortak noktaya gelmemiz lazım bu ülkelerle. Terör nedir, terörist nedir, terör örgütü hangisidir diye. Burada bir kopukluk var. Onun için herkes de papaz oluyoruz. Bir türlü geçinemiyoruz. O yüzden evet Suriye sorunu yani Putin de bastırıyor bunu. Putin bastırıyorsa netice alacak demektir. Eninde sonunda Ankara Şam'la ilişkilere, görüşmelere başlayacaktır. Bunu Erdoğan yapar mı seçimden önce hiç yapabileceğini zannetmiyorum. Öyle mi? Neden? Hani nasıl izah eder topluma onu bilemem. Ama seçmenine başarı hikayesi gibi anlatır mı bilmiyorum. Esad daha olgun bir adam. Yani tamam diktatör o da şudur budur otokrat ama Esad daha bir İngiltere'de okuduğu için herhalde. Daha şey duygusal davranmayan... Yani burada benim çıkarım varsa ben hafif geri vites yapayım veya taviz vereyim diye ben inatlaşmayan bir adam gibi görüyorum ben. Yıllar içinde öyle gördüm Esad'ı. Şu da var mesela YPG'yi terör örgütü olup olmadığı noktasında bile Rusya ile aynı şeyleri düşünmüyoruz söylediğiniz noktalarda. Ofisi var Moskova'da. Hadi kapattırsana Putin'e. İsveç'e, Finlandiya'ya yapmadığını bırakmıyorsun. Aynen öyle. Onu gündeme getirdi mi? Onu mesela gazeteciler çıkabilse karşısına onları sormak lazım. Putin'i kapatacak mı senin terör örgütü dediğin örgütün ofislerini şeyde? Evet. Yani burada anlaşamadıklarını çok net biliyoruz. Bir de Esad'ın hükümetinde mesela Aleviler vardı. Yani Müslüman olmayanlar da vardı. Yani biz baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde ben hiçbir zaman bir gayrimüslim bakan, yani Müslüman olmayan bir bakan hatırlamıyorum mesela. Ben partide genel başkandım. Bir gün Amerika'nın din özgürlüğü raporunu aldım. Oradan bir ülkenin raporunu çıkardım. Partide de gençler, arkadaşlar var. Sene söyleyeyim size 2013 falan. Yani Suriye iç savaşı, Esed iki haftan kaldı gidiyorsun, Şam'a giriyoruz, işte Esed diktatör, katil, matil diye inlettikleri günlerde ortalığı. Orada bizim partideki gençlere ve üyelere dedim ki size Orta Doğu'dan bir ülke okuyacağım şimdi. Dediğiniz gibi parlamentosunda şu kadar Alevi, şu kadar Sünni, kimliklerine din veya mezhep yazmak yasak. Nüfusunun %85-90'ı Müslüman. Noel ve Paskalya resmi tatil.
Noel ve Paska Müslüman olmasına rağmen resmi tatil. Orta Doğu'da bu ülke hangi ülke? Salonda 40-50 kişi vardı. Bir tanesi Suriye diyemedi ama Suriye'ydi o. Okullarda gayrimüslimlerin kendi dinlerine yönelik din dersi almalarının serbest olduğu ülke. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir Ermeni öğrenci kendi Ortodoks dinini, her neyse dini, Hristiyanlığı falan öğrenebiliyor. Ben bunu Amerika'nın din özgürlüğü raporundan alıp okumuştum. Bir Allah kulu da oranın Suriye olduğunu tahmin edemedi. Esad niye devrilmedi zannediyorsunuz? Hadi. Ben de şunu hep hatırlarım, hep söylenir. Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşlar Erbakan döneminde namaz surelerini ezberletilmişler zorla. Din derslerinde. Kendi liselerinde, Ermeni liselerinde. Yani böyle travmalarımız var aslında bizim. Onlar olur mu? Ama İslam dininde dayatma yoktur. Zorlama yoktur. Din dersi vardır. Evet. Tam da zorlama yoktur ama Türkiye'de zorunlu din dersi vardır. Yani böyle bir ülke ya. Böyle bir zihniyet yönetiyor işte kafa Türkiye. Çok haklısınız. Peki zaman ilerliyor, seçimler yaklaşıyor ve kritik soru, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sizce? Var mı tahminleriniz, hiç duyduklarınız? Ne diyorsunuz? Nasıl şekillenecek? Erdoğan'ın olamayacağını, anayasayı okuyarak Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olamaz diye düşünüyorum. Erken seçim yok diyor kendisi. Erken seçim yoksa, biz bunu Yüksek Seçim Kurulu'na sorduk. Liberal Demokrat Parti sordu. Görevlerimiz arasında soru yanıtlamak yok diye cevap geldi. Şimdi evvelsi Pardon, gün nasıl cevap geldi? Görevlerimiz arasında böyle soruları yanıtlamak yoktur falan gibilerden. Yani henüz aday olsun olmasın. Biz şunu soruyoruz arkadaş. İki kere mazbata verdiğin, Cumhurbaşkanlığı mazbatası verdiğin bir insan erken seçim olmazsa üçüncü kez aday olabilir mi? Bu kadar basit bir soruyu böyle topu taca atarak, sanki aday belirlensin de ona göre karar verir. Bizim sorumuz gayet açıktı. Bundan 2-3 gün önce de Barolar Birliği'ne anayasayı yorumlamaları için Anayasa Mahkemesi'ne de verdik, siz ne düşünüyorsunuz diye. Onlardan yanıt bekliyoruz. Barolar Birliği'ne de sorduk. 101. maddeyi böyle açtığımız zaman erken seçim olmazsa iki kere mazbata almış birisi üçüncü kez aday olabilir mi? Bu kadar basit bir soru. Buna yanıtlar bekliyoruz. Bunu CHP'nin falan yapması lazım ama işte biz uğraşıyoruz böyle. Yani cevapları gerçekten ben de çok merak ediyorum. Peki son soruyu soracağım. Erdoğan yine de seçim yatırımı olsun olmasın, parlamenter sisteme geçiş hamlesi yapar mı? Erdoğan her şeyi yapar. Taviz verir gerektiğinde yapar. Yani yetkilerinin bu kısıtlanmasına pek hayır demez. O bana sürpriz olmaz. Yani o kesinlikle asla yapmaz öyle bir şey diyemem. Anketlerdeki düşüş devam ederse, ekonomideki sefalet devam ederse Erdoğan farklı çıkış yolları arayabilir. Peki. Yoksa hani seçim anketleri gördüğü zaman ne yapacak onu merak ediyorum. Yani hep söylerim, seçim gecesi öğrenmeyecek seçimi kaybettiğini. Seçimden 3 ay önce kendi yaptıracağı anketlerde bile görüyoruz. Tabii bunları konuşmak için erken, çünkü rakibinin kim olacağını bilmiyoruz. Öyle bir rakip çıkabilir ki ben bu adamı zaten ayıklarım, bir kenara koyarım diyebilir. Zayıf bulabilir çıkaracağı rakibi Millet İttifakı'nın. O zaman bu yollara hiç girmez. Ama şu da var, Türkiye'yi bence bekleyen olay şu. Bugünkü konjonktüre göre konuşuyorum. Nedir bugün? 12 Ağustos 2022 günü itibariyle Erdoğan seçimi kazanır. Ama mecliste çoğunluğu kaybeder Cumhur İttifakı. O zaman ne olur onu başka zaman konuşuruz. Neler olabilir? Enteresan. Yani bugün seçimi
kazanır Erdoğan ama meclis çoğunluğunu kaybeder diyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum, evet. Peki. Yani diyelim ki bir haftası var, iki hafta var, iki hafta sonra seçim olacak ve Erdoğan da sağlara indi. Rakibi kim olursa olsun Erdoğan o seçimi bence bugün itibariyle kazanır. Paramı Erdoğan'a basarım. Ama meclis seçiminde AKP, MHP ve başka kimler varsa orada o ittifak mecliste çoğunluğu kaybeder. Çoğunluğu nasıl kaybeder onu bilmiyorum. 366 mı olur, üstü mü alır? 400'ün üstü mü olur, altı mı olur? Onlar çok önemli rakamlar meclis çoğunluğunda. Ondan sonra zaten Türkiye'de öyle bir şey olursa o cümbüş, bugüne kadar cümbüş görmediğiniz sayılır. Öyle bir şey başlar ki kargaşa, meclis çoğunluğu gitti. Şimdi şunu da belirtelim, yani Cem Toker Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak diye bir de hani bu yayında böyle kullanmalara açık bir alan vermesin. Siz bugünden bahsediyorsunuz, yani 3 ay altını sonra. Altını çizerek, tarih vererek söyledim, bugün ve seçimde 2 hafta sonra olsa yani Ağustos'un sonunda olsa diyelim, 30 Ağustos günü falan seçim olsa, bugünkü ortamda Erdoğan miting alanlarına iner. Ve bütün kararname yetkileriyle, devletin kurumlarıyla, şunla bunla arkasına alarak karşısına çıkacak rakibinin de hazırlanma şansı yok. Yani bir Kılıçdaroğlu bile olsa. O seçimi Erdoğan, ben bugün paramı iki hafta sonra olacak seçimde Erdoğan'a basarım. Ha, seçim takvimi açılır, başlar, Millet İttifakı ona göre aday çıkarır falan, o ayrı bir konu. Ama şey olasılığı, mecliste çoğunluğu kaybetme olasılıkları bence bugün itibariyle çok yüksek. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Cem Toker. Aklım bunlara eriyor, bunları söylüyorum, o kadar. Çok teşekkür ederiz. Biz seviyoruz aklınızdan bize aktardıklarınızı. Farklı bakış açıları sunuyorsunuz. Bu da çok kıymetli. Sevgili arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Tekrar çok teşekkürler Cem Toker. Rica ederim. İyi yayınlar, iyi günler. Tamam.